Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Binance vadeli işlemlerde yani futures işlemlerde hesap makinesi kullanımından bahsedeceğim arkadaşlar. Hesap makinesi sayesinde işleme girmeden veya işlemdeyken kar, zarar ve likitasyon fiyatınızı hesaplayabiliyorsunuz. Binance vadeli işlemler yani futures'ı kullanan arkadaşlar için hesap makinesi önem arz etmektedir. Bu videoda da hesap makinesinin detaylarından bahsedeceğiz. Öncelikle Binance future'a, futures'a girmek için arkadaşlar, bu e, borsanın dilini Türkçeden İngilizceye çevirmemiz gerekiyor. Türkçe dilinde kullanamıyoruz arkadaşlar. İngilizce çevirmemiz gerekiyor. Şu kısımdan USDM Futures'a tıklamamız gerekiyor. Binance vadeli işlemleri daha önce hiç açmamış olan arkadaşlar için e, video altındaki açıklama kısmında e, kayıt linki mevcut. O e, linkten kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. %10 komisyon indirimi mevcut karşınıza çıkan ekranda Bitcoin prensi yazdığınızda %10'luk bir komisyon indirimi elde ediyorsunuz. Hesap makinesini anlatmaya geçelim arkadaşlar. Öncelikle bir e, işlem açalım. Mesela 100 e, dolarlık bir e, Bitcoin üzerinden bir long işlem açalım ilk önce. Örnekler üzerinden ilerleyelim. Evet işlemimiz gerçekleşti. Giriş fiyatımız 62.536. 12 dolarlık bir işlem açtı arkadaşlar. Şu PNL kısmı kazanç e, miktarımız dolar üzerinden Roya de yüzdelik şu kısımda yüzdelik kazancımız. Ben cross'tan işlem açmıştım. E, cross ve isolated arasındaki farkları da e, vadeli işlemler futures eğitim serimde anlatmıştım arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz veya sağ üst köşede ekleyeceğim. Yine 5x'lik bir e, kaldıraç açtım. Şimdi hesap makinesine geçelim arkadaşlar. Hemen şu sağdan hesap makinesi kısmı mevcut oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza PNL, Target Price, Liquidation Price, Max Open ve Open Price çıkıyor. Bunların hepsini sırayla sizlere aktaracağım arkadaşlar. İlk olarak PNL'deyiz şu anda. PNL arkadaşlar kar zarar oranı demektir. Şimdi bizim az önce açmış olduğumuz işlemde 62.536'lık bir giriş fiyatımız vardı. Bu fiyattan giriş yapmıştık. Örnek olarak long işlemde mesela e, Bitcoin'in fiyatı dolar cinsinde 65 bine geldiğinde 100 dolar girmiştik 13 dolarlık bir işlem açmıştı. 13 dolardan hesaplarsak arkadaşlar quantity pozisyona girdiğimiz miktar arkadaşlar şu anda bizde 13 dolarlık bir pozisyon açmıştı. 100 dolarım vardı. Geriye de 87 dolar şu kısımda hala mevcut. Eğer e, bitcoin 65 bin dolara geldiğinde arkadaşlar yüzde %78'lik bir kar elde edeceğimizi gösteriyor burada. 13 dolarlık e, bitcoinimiz 31 dolara çıkacak. Bu işten de 24 dolarlık bir e, kazancımız olacağını e, PNL kısmında gösteriyor arkadaşlar. Burada 20 xten ele alınmış mesela. Bunu mesela e, 50x'e getirirsek de kazanç oranımız yüzde 197'ye çıkıyor. Kazancımız da yüzde 24'e çıkıyor arkadaşlar. Yani 24 dolara çıkıyor. Yine short işlemden de gösterecek olursak e, 62.536'dan almıştık. Bitcoin 60.000 dolara düştüğünde örnek olarak biz ilk başta 5x'ten açmıştık. Öyle gösterelim. Gördüğünüz gibi eğer ki bitcoin 60 bin dolara düştüğünde yüzde %20'lik bir kazanç oranımız olacak ve e, dolar cinsinden de e, 25 dolarlık bir e, kazancımız olacak. PNL bu şekilde arkadaşlar. Yani bir puan PNL sayesinde pozisyonu açmadan e, pozisyon hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. PNL karar zarar oranını bu şekilde e, gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi target price kısmına geçelim arkadaşlar. Alış fiyatımızı buraya gene yazalım. 62.536. Target Price ne demek arkadaşlar? Sizin satış için hedef fiyatınızı veren bir özelliktir. Yani sizin satış için hedef fiyatınızı veren bir özellik. Mesela biz yüzde onluk bir kar elde etmek istiyoruz. %10'luk yüzde onluk bir kar elde ettiğimizde kazancımızın yani elimizdeki doların 62.848'e geleceğini gösteriyor. Yani yüzde %10'luk kar elde etmek için Bitcoin'in 62.848'e gelmesini gerektiğini söylüyor burada. Tabi kaldıraç oranı değiştirirsek de mesela 20x deydi. Tabi ben 10x'ten fazlasını önermiyorum arkadaşlar. 10x ve 6 idealdir. Örnek olarak 41x yaptığımızda da %10'luk bir kazanç için arkadaşlar Bitcoin'in e, 62.688'e e, gelmesi gerekmektedir. Yani bu fiyatı geldiğinde %10'luk bir kazanç elde ettik anlamına geliyor. Gene short işlem dedi arkadaşlar. Gene Calculate'e tıkladığımızda 62.383'e geldiğinde yani yani bu düşüş meydana geldiğinde %10'luk bir kazanç elde ettiğimiz anlamına geliyor burası da. Yani şu kısım basit gerçekten de. Şimdi likidasyon price'a geçelim. Likidasyon price arkadaşlar sizin pozisyonunuzun sıfırlanacağı fiyat demektir. İlk önce arkadaşlar cross ve isolated'ı buradan ayarlıyoruz. Long short da seçili oluyor burada. Yine 20x değil onu biz 10x yapalım şu şekilde. Giriş fiyatımız neydi bizim? 62.536 idi. Gene ee, şurada Giriş fiyatımızı aynı şekilde yazıyoruz. Giriş fiyatımız aldığımız bitcoin'in dolar cinsinden değeri. Şimdi arkadaşlar burada e, hesaplama için bakiyeniz yetersiz diyor. Ben e, 100 dolarım vardı burada. 13 dolarlık işlem açmıştık. 87 dolar geri e, futures cüzdanında kalmıştı. E, cüzdandaki e, dolar oranı 100 doların üzerinde olduğunda da bu miktarı da aynı şekilde görebiliyoruz. Şimdi zaten cross'ta işlem açmıştık. E, isolated'da açtığımızda zaten e, likütasyon miktarını da e, görebiliyoruz. cross'ta görünmüyor arkadaşlar. Önceki videolarımda göstermiştim. Isolated arkadaşlar açtığımız e, işlem tutarında eğer ki bir likütasyon olsa onu kaybederiz. Mesela 13 dolar diyelim dik oldu. Onu kaybediyoruz. Eğer ki e, Cross işlem e, açtıysak açtığım 13 doların haricinde de cüzdandaki 87 doları da eğer lik olma durumunda e, kaybedebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Max Open'a geçelim. Biz gene biz giriş e, yazalım. 62.536 Max Open arkadaşlar e, maksimum işleme girebileceğiniz miktarı belirlemekte. Şurada Available kısmında cüzdanımızda var olan diğer e, USDT miktarını görüyoruz burada. Şimdi diyelim ki orada ne kadar var? 87 dolar var. Yani sizin cüzdanınızda ne kadar varsa artık. Ben kendimde olanı şu şekilde yazıyorum mesela 87 dolar daha varmış. Calculate dediğimde girdiğimiz işleme ek olarak şu Max Open kısmındaki yazan fiyat kadar bir ekleme gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Yani... 1740 dolar da bir e, ekleme gerçekleştirebiliyoruz. Tabi e, 20 istik açtığımızda örnek olarak e, 10x'lik bir kaldıraç olduğunda da 870 dolarlık bir ekleme gerçekleştirebiliriz. Bu eklemeyi yapmamız bizim ne işimiz yarıyor? Likitasyon miktarını düşürüyor arkadaşlar. Lik olma ihtimalimiz e, daha da düşmüş oluyor. Şu ortada da aynısı arkadaşlar aynı şekilde. Şimdi max Opena e, geçtikten sonra open price'a geliyoruz. Şimdi open Price'e geçiyoruz arkadaşlar. Open price arkadaşlar kademeli alış ya da satış yapan kullanıcılara ait bir özelliktir. Örnek olarak gene biz ne yapmıştık? 62.536'dan e, giriş yapmıştık. Yani giriş fiyatımız buydu. Kaç adetlik bir USDT almıştık arkadaşlar? Yani 13 dolarlık bir işlem açılmıştı, açmıştık yani. Zaten et dediğimizde 62536 e, ortalama e, ücretimizi buradan görebiliyoruz. Burada bu şekilde at position deyip mesela 62400'e düştüğünde diyelim ki e, o zaman bir e, 30 dolarlık daha bir alım yapsın. Şu an 62536'daydı mesela ortalama e, ücretimiz, miktarımız. et dediğimizde 62441'e geldi. Yani ortalama e, miktarın düştüğünü gördük burada. Bu şekilde ortalamaya düşürerek arkadaşlar likitasyon miktarımız yani lik olma e, ihtimalimizi düşürmüş oluyoruz. Open price da bu şekilde arkadaşlar işlem açmıştık işlemde biraz zarar deymiş. Onu isterseniz şu şekilde close all position deyip kapatalım arkadaşlar. Binance Futures hesap makinesi bu şekilde arkadaşlar. Sade bir şekilde, net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım e, anlamışsınızdır, yararlı olmuştur. Gene tabii ki video altındaki açıklama kısmına da e, sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Binance Futures da e, Binance Spot'a göre e, daha çok komisyon kesiyor. Bu yüzden arkadaşlar e, kaydolurken e, Futures'a referans linki ile kaydolmanız e, mantıklı referans linkiyle kayıp kayıt olmanız sayesinde %10'luk bir komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Eğer benim referans linkim de kayıt olmak isterseniz arkadaşlar, Features ekranını açtığımızda karşımıza çıkan açıklama bölümüne Bitcoin prensi yani Türkçe anlamıyla Bitcoin prensi yazdığınızda %10'luk bir komisyon indirimi elde ediyorsunuz. Ya da video altındaki linkten de açıklama kısmındaki kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Açıklamada da elbette kod bulunuyor yani Bitcoin prensi kodu bulunuyor. Videomu yararlı bulduysanız ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, video ama beğenilerinizi bekliyorum. Gene aynı şekilde e, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız gene videolarımda anlık haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.